Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Sanat, bilhassa sevgili yarım edebiyat, suya sabuna dokunur. Suya sabuna dokunmak bir deyimdir. Daha çok suya sabuna dokunmamak şeklinde kullanılır. Yani bu deyimin olumsuzu kullanılır. Kimseyi incitmeyen, sorumluluk anlam almayan, böyle ortada giden, kimseyi üzmeyecek laflar etmemek ya da sorunlu alanlara çok fazla girmemek, sorumluluk oluşturacak, kendisine sorumluluk oluşturacak herhangi bir konu üzerine eğilmemek anlamına gelir. Fakat burada olumlu kullanılmış, yani suya sabuna dokunur demiş. Dolayısıyla bu da bize verilen seçeneklerde elini taşın altına koymak, yani bir konuyla ilgili, bir sorunla ilgili sorumluluk almak, elinden geleni yapmak için bir sorumluluk almak anlamını taşır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruluyor. Birinci cümlede kesinlik anlamı içeren bir genelleme yapılmıştır. Bazı kelimeler dilin şifresidir, olmazsa olmazıdır. Olmazsa olmaz kesinlik anlamı içerir ve bir genellemedir bu cümledeki yargı. İkinci cümlede, birinci cümlede ortaya konan yargı açıklanmıştır. Yanlış kullanıldıklarında tüm metni, şiiri ortadan kaldırırlar. Kelimelerin dilin şifresi olması ve olmazsa olmazı olması ikinci cümlede ifade edilmiş. Neden böyle olduğu? Çünkü yanlış kullanıldıklarında tüm metni, şiiri ortadan kaldırıyorlar. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Üçüncü cümlede, önceki cümlelerde ortaya konan görüşlere örnek verilmiştir. Bakın örnek var mı? Buna bakalım. Verilmiş bozkır sözcüğü böylesi kelimelerden biri. Belki de en spesifik özellikler taşıyanıdır. Spesifik, özel demek, kendine has demek. Bozkır sözcüğü örnek olarak verilmiş. C seçeneği de doğrudur. Beşinci cümlede tanımlamaya başvurulmuştur. Bakalım tanımlama var mı beşinci cümlede? Türkçe sözlükte bozkır maddesi şöyledir: otsuz bitkilerden ya da bodur ağaçlardan meydana gelen kurakçıl oluşum. Bozkır sözcüğünün sözlükteki anlamı, yani tanımı verilmiştir. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Dördüncü cümlede bir varsayıma değinilmiştir. Varsayım var mı bakalım? Eski metinlerde hangi anlamlarda kullanılıyordu? Kullanılmış mıdır yoksa türetme bir kelime midir bilmiyorum. Ancak bu kelime eski Türk edebiyatı ürünlerinde soluklanan yıkıcı ruhun hışmına uğramıştır. Dördüncü cümlede bir varsayım yoktur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen sanatçının tutumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dickens romanlarında hemen hissedilen saptanan yaklaşım başlı başına eleştirildi. Yazarın, Dickens'ın temel tavrı eleştirel olma. Temel tutumu eleştirel olma. Dickens büyük bir hümanisttir. Hümanistin olması gerektiği yerde yoksulların yanında yer alır. Yoksulların tarafında romanlarını kurgularken sık sık komediye başvurması ise yoksulları hayatlarından çıkaracak bir umuda davet etmeye yönelik bir çaba olarak kabul edilebilir öncelikle. Üst gelir gruplarından okurların ise yoksulların hayatına ilgi duymalarını sağlamak için yapıyor olmalıydı bunu. Neşe, yoksullara ilişkin bir sempati ve sevgi sağlayacaktır nihayetinde. Böylelikle onların acılarına ortak olmaya, onlarla duygudaşlık kurmaya da yol açacaktır. Parçada Dickens'ın romanlarını niçin ve nasıl oluşturduğu ortaya konmuş. Romanlarında kahraman seçimini anlattığının temel amacı ortaya konmuş. Bunun temel amacı ise hümanist olmasıymış. Yani romanlarını hümanist düşünceye, kendi düşüncesine göre biçimlendirmiştir. Farklı anlatım tarzları kurguladığından hiç söz edilmemiştir. Yazdıklarının anlaşılmasını okurların çabasına bıraktığı böyle bir yargı yoktur. Sıra dışı farklı konuları işlemek istediğine dair herhangi bir
yargı yoktur. Toplumsal katmanlar arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini önlediği. Yoksullardan söz etmiş ancak bu gelir dağılımı adaletsizliğini önlediğine dair bir yargı yoktur. A seçeneğine bakalım. Eserlerinin içeriğini düşünce dünyasına göre biçimlendirdi. Evet, eserlerinin içeriğini hümanist düşünce dünyasına göre biçimlendirmiştir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye bize soruluyor. Bize verilen parçanın 1, 2 ve 3. cümlelerinde sinema dünyasında 10 parmağında 10 marifet olan çok yönlü sanatçılardan bahsedilmiş genel olarak. Fakat 4, 5 ve 6. cümlelerde bu çok yönlü sanatçılardan olan Süleyman Turan hakkında bilgi verilmiş. Onun çok yönlü sanatçılığı üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla bu parçayı iki paragrafa ayırdığımızda ikinci paragraf dördüncü cümleyle başlamalıdır. Çünkü dördüncü cümle artık Süleyman Turan'ı anlatmaya başlamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada öne sürülen şiir anlayışına sahip bir sanatçı olamaz diye bize soruluyor. Şiir okuyucu tarafından yeniden üretilir. En zengin şiir herkesin istediği tarzda anlayacağı. Bakın okuyucu tarafından yeniden üretilmek yani şiirin çok anlamlı yorumu açık, çağrışıma açık bir şey olması gerektiği ifade edilmiş. En zengin şiir herkesin istediği tarzda anlayacağı ve her anlayışla bir kez daha genişleyecek olan şiirdir. Onun için en güzel şiirler manalarını okuyucunun ruhundan alanlardır. Okuyucudan başka şiiri yeniden üreten bir diğer unsur da atmosferdir. Öyle ki bir şiir akşam vakti ya da yıldızlı bir gecede okunduğunda mest ederken güneşin parlak ışıkları altında aynı lezzeti vermeyebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada öne sürülen şiir anlayışına sahip bir sanatçı olamaz? Şiirin çok anlamlılığını, çağrışım gücünün yüksek olması gerektiğini, yani şiirin aslında şahsi ve muhterem, sanatın şahsi ve muhterem olduğunu ifade eden bir anlayışı vurguluyor bu paragraf. Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Tanpınar ve Cahit Sıtkı Tarancı saf şiir ya da öz şiirin temsilcileridir. Sembolizmin, daha çok sembolizmin etkisiyle şiirler yazarlar. Dolayısıyla bu parçada anlatılan özellikle şiirler ortaya koyarlar. Bu parçadaki anlayışla örtüşür. Ancak Ahmet Kutsi Tecer böyle bir şair değildir. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren bir şairdir. Şiirde halk dilinden, halk söyleyişinden yararlanmıştır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilir diye bize sorulmuş. Türkiye'de modern edebiyat 1839'da Tanzimat ile başlamakla beraber uzun yıllar İstanbul merkezli kalmış, Anadolu'ya açılmamıştır. Anadolu'nun Türk edebiyatındaki varlığını ancak nokta nokta akımına bağlı olarak ortaya çıktığı görülür. Bu ise milli edebiyat akımıdır ya da Türkçülük akımı. Türkçülük akımına bağlı olarak ortaya çıktığı görülür. Bu süreçte Aydın hem halktaki milli kültürü özümsemek ve hem de köyü canlandırmak gibi ikili bir görevle halka köye gitmek durumundadır. Yeni Türkiye'nin kuruluşuyla edebiyattaki bu yönelişin hızlandığı görülmelidir. Parçadaki boşluklara sırasıyla Tanzimat edebiyatı ve Türkçülük akımı getirilmelidir. Cevabımız A seçeneğidir. Atilla İlhan'a ait bu düzeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruluyor. Divan şiiri geleneğinden bir etkilenme söz konusudur, bu doğrudur. Şenlik dağıldı, bir acıyel kaldı bahçede. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Şenlik dağıldı, bir acıyel kaldı bahçede. O mahur beste çalar,
Bunlar divan şiirine özgü anlam içerikleridir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Nakaratla ses uyumu sağlanmaya çalışılmıştır. Bu da doğrudur. İkinci dize ve en son dize o mahur beste çalar. Müzganla ben ağlaşırız. Nakarattır. Ve burada bir nakarat yani tekrarlanan sözler, dizeler bir ahenk oluşturmuştur. Tam kafiye, aliterasyon ve asonanstan yararlanılmıştır. Yalnız ağlaşırız hız. Burada ızlar iki ses benzerliğidir gördüğünüz gibi. Ve bunlar iki ses benzerliği olduğu için tam kafiyedir. Asonans ünlülerin tekrarıyla sağlanan ahenktir. Burada da A ve E ünlülerin çokça tekrar ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla asonans vardır. Aliterasyon da ünsüzlerin tekrarıyla, L'lerin tekrarıyla bir aliterasyon oluşturduğunu görüyoruz. C seçeneği de doğrudur. Şiirin söyleyicisi bizdir. Doğrudur. Ağlaşırız, ağlaşırız. Müjganla ben ağlaşırız. Bizdir söyleyicisi. D seçeneği de doğrudur. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu yanlıştır. Şiirde hece ölçüsü yoktur. Mısralardaki hece sayıları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen Yorgun Savaşçı romanıyla tema ve mekan yönünden aynı özelliklere sahip değildir? Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu adlı romanlarında mütareke İstanbul'unu vatanseverlerin sıkıştığı bir mekan olarak işler. Burada yer milli mücadeleye de değinilmekle birlikte, yer yer milli mücadeleye de değinilmekle birlikte esas olarak toplumun yozlaşmışlığı, çürümüşlüğü konu edilir. Yorgun Savaşçı da ise mekan artık Anadolu'dur. Ayla Kutlu'nun Bir Göçmen Kuştu O, Emir Bey'in Kızları. Bunlar milli mücadeleyi ve bu yıllardaki olayları anlatan eserlerdir. Yılmaz Karakoyunlu'nun yine Üç Aliler Divanı, Çiçekli Mumlar Sokağı aynı temayı ele almıştır. Hıfzı Topus'un Gazi ve Fikriye, Çamlıca'nın Üç Gülü adlı romanları aynı tema etrafında şekillenen eserlerdir. Turgut Özakman'ın 19 Mayıs 1919 ve Şu Çılgın Türkler adlı meşhur romanı yine Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı teması etrafında şekillenen eserlerdir. Sevinç Çokum'un Hilal Görününce ve Çırpıntılar romanları Milli Mücadele dönemi romanları değildir. Hilal Görününce Kırım Harbi yıllarını anlatan bir eserdir. Osmanlı döneminde Kırım Savaşı'nı, Kırım Harbi yıllarını anlatır. Türk dünyasının Kırım'la ilgili bölümünü başarılı bir şekilde yansıtan bir romandır Hilal Görününce. Bu romanın kahramanları ise Kırımlı Nizam Bey. Romanın anlatıcısı romana bir ilginçlik kazandırmıştır. O da Felekzade, Arif Çelebi. Yine bu romanda Şirin Gelin gibi, Adil Giray gibi kahramanlar da söz konusudur. Çırpıntılar ise yine farklı bir konuyu ele almakta. Yabancılaşma, aile parçalanmaları, 40 yaş bunalımı gibi farklı konuları ele alan Sevinç Çokum'un romanıdır. Bu romanda Avustralya'ya göç etmiş 3 kişilik bir ailenin yaşadıkları anlatılır. Yabancılaşma, aile parçalanması ve benzeri durumlar başarıyla
okuyucunun gözler önüne serilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl şairidir bu şairimiz. Bir ordu şairi, şiirlerinde Bağdat'tan Tuna boylarına kadar geniş bir coğrafyayı gezmiş. Türbesinin yemiş iskelesinde olduğu rivayet edilmekte. 2000'in üzerinde şiiri bulunmakta. Bu özelliğiyle Türk halk edebiyatının en çok yazan şairlerinden biri. Bir divanı var. Yani divan şiirinden etkilenmiş. Hem halk şiiri geleneğine hem de divan şiiri geleneğine uygun şiirler yazmış. Fakat asıl başarısı halk şiiri geleneğinde. Bu şair Aşık Ömer'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Bir güzel isterim ahu bakışlı, gerdanı bir karış benli nakışlı, inci dişli olsun hem kara kaşlı, boynuna sarılıp ölmek isterim. Bir güzellikten söz ediliyor. Beşeri aşk söz konusu. Bu, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11'li heceyle yazılmış bir koşma. Bu nazım biçimi koşma. Fakat koşma işlediği konulara göre türlere ayrılıyor. Biliyorsun güzellikten, aşktan, tabiat güzelliğinden bahsediyorsa güzelleme, yiğitlikten bahsediyorsa koçaklama, birini eleştiriyorsa, yeriyorsa taşlama ve bir ölen bir insanın ya da bir üzüntüyü dile getiriyorsa, ölen bir insanın ardından bir üzüntü dile getiriyorsa o zaman ağıt isimlerini alıyor. Burada gördüğünüz gibi bir beşeri aşktan, bir kadın güzelliğinden söz edilmiş. Dolayısıyla bu bir güzellemedir. Cevabımız C seçeneğidir. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. İslamiyet'in kabulüyle başlayan değişimin ve yeniden yapılanmanın ilk ürünlerindendir. Yani geçiş dönemi eseridir. Eser devlet yönetimi için yazılan siyasetname örneğidir. Yusuf Has Hacip yazmış siyasetname örneği. Bu eser Kutadgu Biliktir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek verilebilir? Bize verilen parçada Memduh Şevket Esendal hakkında bilgi vermiş. Bunun nerede doğduğu, nereli olduğu, soyadını nasıl aldığı, ikinci ismini yani ikinci ismini Mustafa ismini nasıl değiştirdiği, bunun yerine babasının ismini nasıl kullanıldığı filan ortaya konmuş. Bunlar anlatılmıştır. Yani Memduh Şevket Esendal hakkında başka bir yazar tarafından bilgi verilmiştir. Bu da otobiyografi türüyle ilgilidir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisine örnek verilemez diye bize soruluyor. Soru kökü olumsuz. Yarım kafiyeye ve ek biçiminde redife örnek verilebilir. Dünya durulmaz, yorulmaz. Gördüğünüz gibi yormak kelimemizin kökü. Burada da durmak. Durulmaz, yorulmaz. Burada isimden, fiilden isim yapan ek L var. İsimden fiil yapan ek L var. Dolayısıyla bunlar redif mazda geniş zamanın olumsuzu. Dolayısıyla bunlar şöyle gösterelim. Ek halinde redif. R'ler ise buradaki R'ler ise yarım kafiye. Tek ses benzerliği olduğu için yarım kafiye oluyor. Dolayısıyla A seçeneği söylenebilir. Tasavvuf şiirindeki temel bir temaya, evet. Tasavvuf, Pir Sultan Abdal'ın şiirleri tasavvufi şiirlerdir. Burada da dünyanın durulmayacağı pire,
yani mürşide, şaha yani mürşide kendisini kötülüklerden arındıracak, onu irşad edecek bir insana gitme teması ele alınmıştır. Mürşide olan sevgi dile getirilmiştir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Halk dilindeki deyimsel bir söyleme, bir söyleyişe bakın, dünya durulmaz. Dünya durulmaz. Dolayısıyla bu bir halk söyleyişindir, halk söyleyişidir. C seçeneği de doğrudur. Kelime tekrarı ile sağlanan ahenge. Gördüğünüz gibi şah bu sözcükleri tekrar etmiş. Dolayısıyla E seçeneğini de çıkarabiliriz. Kıta nazım biçiminin ölçü özelliklerine. Bu bir kıta nazım biçimi değildir. Kıta nazım biçimi divan şiirinde karşımıza çıkar. İki beyitten oluşur. Bu nazım biçimi aruz ölçüsüyle yazılır. Ve bu nazım biçiminin kafiyelenişi XA XA biçimindedir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Bu beyitte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Aşk bir şem ilahidir benim pervanesi. Şevk bir zincirdir gönlüm onun divanesi. Şem mum demek. Aşk ilahi bir muma benzetilmiş. Teşbih var. Şevk bir zincirdir, gönlüm onun divanesi. Şevk ise bir zincire benzetilmiş. Burada da teşbih var. Burada da benzetme var yine. Biliyorsunuz teşbih ve benzetme eş anlamlı sözcükler. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada sözü edilen dönemde yer almaz? 16. yüzyılın başları ile 18. yüzyılın ikinci yarısı süren divan edebiyatı dönemi olgunluk özelliğine sahiptir. Bu dönem Fars edebiyatı etkilerinin en aza indiği, divan şairlerinin ve yazarlarının kendi kişiliklerini, yaratıcılıklarını en iyi biçimde gösterdikleri dönem olarak kabul edilir. Yani aşağıdaki şairlerden hangisi 16. yüzyıl ile 18. yüzyıl arası divan şairlerinden değildir? Bize sorulan bu. Gülşehri ve Şeyyat Amza. Evet, bu yanlıştır. Çünkü bunlar 14. yüzyıl şairleridir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki eser tema eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye bize soruluyor. Zehra, Nabizade Nazım'ın psikolojik bir roman denemesidir ve kıskançlık konusunu ele alır. Doğrudur. Sergüzeşt, kölelik ve cariyelik konusu işlenmiştir. Sami Paşazade Sezai bu romanında kölelik ve cariyelik konusunu işlemiştir. Arabe Sevdası, Yanlış Batıllaşma, Recaizade Mahmut Ekrem'in Yanlış Batıllaşma'yı işlediği bir romandır. Başka da romanı yoktur Recaizade Mahmut Ekrem'in. Taşuku Talat ve Fitnat, görücü usulüyle evliliğin zararlarını anlatan bir romandır. Edebiyatımızdaki ilk roman denemesidir. Şemsettin Sami tarafından yazılmıştır. Hasan Mellah, Göç demiş temasına. Bu yanlıştır. Bir macera romanıdır bu. Biliyorsunuz yazarı Ahmet Mithat Efendi. Monte Cristo Dükü adlı eserden hareketle ona özenerek ona nazire olarak yazdığı bir eserdir Ahmet Mithat Efendi'nin. Çok hacimli bir eser değildir. Sayfa sayısı oldukça azdır. Romanın kahramanı Hasan sevdiği bir kızın peşine düşer. İspanyalarda onu bulmaya çalışır. Romanın kadın kahramanı Güzella isimli bir kahramandır. Hasan bunu bulmaya çalışır. Roman öylece devam eder.
Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi yukarıda belirtilen görüşlere sahip sanatçıyla aynı edebi dönem içerisinde yer alır? Bu coşkunluğum sanat perisi yolunda bu serden geçtiliğim ilk milli felaketimiz olan Balkan Harbi'ne kadar bütün ateşiyle devam etti. Fakat ne vakit ki çatalca önüne dayanan düşman toplarının sesini ta yatağımın içinde işitmeye başladım. Balkan Harbi'ni daha bir sürü milli felaketler takip etti. Ben gene sanat şahsi ve muhteremdir diyordum. Fakat onun yanı başında hiç değilse onun kadar şahsi ve muhterem şeyler olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Bu görüşler Yakup Kadri'ye aittir. Önce Fecriati topluluğu içerisinde yer almıştır. Daha sonra milli edebiyata katılmıştır. Cenab-ı Şahabettin Servet-i Fünun, Reşet Nuri Milli Edebiyat, Ahmet Rasim Bağımsız, Şemsettin Sami Tanzimat, Cemal Süreyya ise ikinci yeni şiiri. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen eserlerin hangilerinde parçada söze edilen durum görülmez? Parçada söze edilen duruma bakalım neymiş? 19. asırdan itibaren yönünü batıya çeviren Osmanlı, Cumhuriyet'in ilanıyla da batılılaşma yaklaşımını devam ettirmiştir. Bu süreçte Batı, olması gereken düzeyde algılanamamış, Doğu'ya ihmal edilmiş ya da çok kutsanmıştır. Yukarıda verilen eserlerin hangilerinde parçada söze edilen durum görülmez? Yani Doğu-Batı çatışması görülmez. Bu bize soruluyor. Şık romanında, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şık romanında Şatırzade Şöhret yanlış batılılaşan bir tiptir. Dolayısıyla görülür. Devlet ana da görülmez. Devlet ana Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan Kemal Tahir'in romanıdır. Tarihi bir romandır. Bunda görülmez. Mürebbiye yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir romanıdır. Burada da yanlış batılılaşan, miras yedi, alafranga, kendi kültüründen kopuk tipler vardır. Biliyorsunuz Anjel bir mürebbiye. Dehri Efendi evin aile reisi, onun damadı ve torunu var. Bunlar da yine alafranga, hoppa züppe tiplerdir. Bunlar da görülür. Kurt Kanunu görülmez. Tarihi bir romandır. Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın Doğu Batı çatışmasını işlediği bir romandır. Bunda da görülür. Arabe Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in alafrangalık konusunu yanlış batılılaşmayı işlediği bir romandır. Bunda da görülür. Kahraman Behruz Bey'dir. Amerikan Sargısı bu romanda da görülür. Demirciler Çarşısız Cinayeti ise toplumcu gerçekçi bir romandır. Bu romanda Doğu Batı çatışması görülmez. Görülmeyen Devlet Ana, Kurt Kanunu ve Demirciler Çarşısı Cinayeti yani 2, 4 ve 8. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde yeni bir çığır açmış. Türk şiir geleneğinin ilk büyük hareketinin en önemli ismi. 1941'de arkadaşlarıyla birlikte yayınladıkları şiir kitabı ve bu kitaba yazdığı ön söz, Türk şiirinin günden güne eskimiş değerlerini yıkmış, şiire başka bir açıdan bakılmasını sağlamıştır ki bu kitap Garip adlı eserdir. Şiirden başka makale deneme yazmış, çeviriler yapmıştır. Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmış edebi sanatlara, bakın geleneksel şiir anlayışına, edebi sanatlara, ölçüye, uyağa hiç önem vermemiş ve bunlara karşı çıkmıştır. Yalın bir halk dili, esprili, nükteli şiirler yazmıştır. Bu
Orhan Veli Kanık'tır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir? Çukurova'nın dramını İstanbul'un arka semtlerinde de görmüş. Bunu içinde yaşamış bir yazardı. Bekçi Murtaza, Hanımın Çiftliği, Bereketli Topraklar Üzerinde. Bu eserler Orhan Kemal'e aittir. Dolayısıyla parçanın başına Orhan Kemal getirilmelidir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında numaralanmış cümlelerde bilgi yoktur? Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar, Hiçbir Aşk, Hiçbir Ölüm adlı romanlar İnci Aral'a aittir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olamaz. Tütün Zamanı, bu eser Necati Cumalı'nın ünlü romanıdır. Romanın kahramanı Zeliş'tir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği de olamaz. Kınar Hanım'ın Denizleri, Yort Savul, Ortodoksluklar. Bunlar ise Ece Ayhan'a aittir. Hastalar ve Işıklar, Çok Sesli Ölüm, Çarpılmışlar, Denize Açılan Kapı, Ansızın Yola Çıkmak. Öyküleri ise Rasim Özdenören'indir. Cevabımız A seçeneği olamaz. Bu durumda cevabımız E seçeneğidir. Ahmet Kutsi Tecer'e ait bir bilgi yer almamıştır. Bu parçadaki boşluklar aşağıdakilerden hangisi getirilemez diye bize soruluyor. Soru kökümüz olumsuz. Her ne kadar romantik edebiyat döneminde yaşamış olsa da realizmin müjdecisi olmuştur. Kişileri ve toplumu en ince ayrıntılarıyla incelemiş, olayları ve olguları eleştirel bir tutumla sergilemiş, insanlar arası ilişkileri dikkatli bir gözle gözlemleyerek Goriot Baba, Vadideki Zambak adlı eserleri yazmıştır. Bu eserlerin yazarı Balzac'tır. Dolayısıyla Balzac bu boşluğa getiriliyor. Gerçekliğin müjdecilerinden bir başka yazar da nokta noktadır. O da gördüklerin yalın bir dille aktarmış, insanı içinde yaşadığı sosyal çevreden koparmadan Kırmızı ve Siyah Parma Manastırı gibi eserleri de vermiştir. Bu boşluğa C seçeneğindeki Stendhal getirilmeli. Devam edelim. Nokta nokta ise romanlarında gözlemlediklerini kendi duygu ve düşüncelerine yer vermeden Madame Bovary gibi eserlerinde hayatı olduğu gibi aktarmıştır. Madame Bovary, Gustave Flaubert'in eseridir. Madame Bovary gibi eserlerinde hayatı olduğu gibi aktarmıştır. Nokta nokta da özellikle küçük hikaye türünde, bakın küçük hikaye türünde klasik kurguya dayalı bir çığır açmıştır. Stendhal, Balzac, Flaubert, en son boşluğa da Maupassant getirilmelidir. Bu durumda cevabımız Emil Zola, yani B seçeneğidir. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Küçük insan, aile, kadın, erkek, yöneten, yönetilen ilişkisi ve yozlaşma gibi temaları eserlerinde işlemiştir. Öykülerinde orta sınıfın tiplerine yer verilmiştir. Mendil altında, temiz sevgiler, ev ona yakıştı bazı öyküleridir. Bu öykülerin yazarı Memduh Şevket Esendal'dır. Cevabımız B seçeneğidir.
Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu şiir türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcisidir? Kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni. Kuzular bize söyler yılların geçtiğini. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek. Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları adlı şiirinden alınmış bir bölümdür. Bu şiirin türü pastoral. Dolayısıyla cevabımız Kemalettin Kamu olup C seçeneğidir. Diyarbakır il sınırı içerisinde bulunan Ziyaret Tepe Arkeolojik Kazı Alanı'nda 2 yıl önce çıkarılan kil tabletteki yazının 2500 yıl önce dayanan unutulmuş bir dil olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmada aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlandığı söylenemez. Evet arkadaşlar, öncelikle ne diyoruz? Paleografya neydi? Yazı. Zaten neden yukarıdan ne diyor? Bir yazıdan bahsediyor. Bunu söylenebilir. Sonra bir diğer arkadaşlar, unutulmuş bir dil olduğu söyleniyor. Filoloji ile alakalı. Sonra tarih verdiği için kronoloji, zaman dilimiyle alakalı. Sonra arkadaşlar ne diyor? Kil tablet, kitabe tablet, epigrafya arkadaşlar. Eşleştirilebilir. Kitabe bilimi, tablet bilimi. Ama herhalde ki, yani herhangi bir arma, işaret var mı? Ondan bahsediyorum, yukarıda bahsetmiyor. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği. Sümer dili ve uzmanı, ünlü yazar Samuel Noah Kramer, Sümerleri anlattığı meşhur eserinde Tarih Sümer'de Başlar ismini vermiştir. Bu durum nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir? Yazıyı ilk kullananların Sümerler olduğuna dikkat çekmek. Evet, bu olabilir. Sümerlerin bir Mezopotamya uygarlığı olduğunu vurgulamak. Var mı yukarıda bir coğrafi bir terim vermiş mi? Vermemiş. Sümerlerin medeniyet tarihindeki önemini vurgulamak. Çünkü ne diyor? Yazı onlarla başlamıştı diyor. 1 ile 3 aynı doğrultuda olduğu için doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Türklerin almadığı memleket, içmediği su, ateşlemediği ocak kalmadı. Şehirleri ve ülkeleri doldurup her tarafa hakim oldular. Boş arazileri üretime kazandırıp adaletle hükmettiler. Görüşünü savunan bir araştırmacının bu tezi kavramlarını hangileriyle ilişkilendirebilir? Cihan hakimiyeti düşüncesi, evet olabilir. Bakın ne diyor? Türklerin almadığı memleket, yeryüzünde olmayan bir memleket var mı? Yok. O yüzden cihan hakimiyeti denilebilir. Tüm her yere ulaşmasından bahsediliyor. İskan politikası, yerleşme, bakın şehirleri doldurmuşlar, ülkeleri doldurmuşlar, yerleştirmişler nüfuslar oraya, doğru. Dini hoşgörü ve adaletle yönetmişler arkadaşlar. Buna da ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. O yüzden doğru seçeneğimiz 1, 2, 3, E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 4 halife devrinde yaşanan gelişme arasında gösterilemez? Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması, Kur'an-ı Kerim kitap haline getirmesi, Bizans'ın yenilgiye uğratılması, İspanya'nın fethedilmesi, Hazar Türkleri ile savaşların başlaması. Evet, Türkler arkadaşlar, savaşlar Hazreti Osman döneminde değil mi? Hazreti Osman. İspanya'nın fethedilmesi Emeviler döneminde. Emeviler işte Tarık bin Ziyad'ın 711'de Cebele Tarık'tan karşı İspanya'ya geçmesi, İspanya'nın Bizans'ın yenilgiye uğratılması, biliyorsunuz Bizans arkadaşlar Hazreti Ömer dönemi denilebilir. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Hazreti Ebu Bekir denilebilir. Ülkenin yönetimi aynası Hazreti Ömer dönemi. Baktığımızda 4 halife dönemi ile ilgili olduğu için doğru seçeneğimizin D seçeneği olduğu görülecektir. Eyyubiler devletinde sağlık hizmetleri çok gelişmişti. Birçok şehirde hastaneler yapılmıştı. Dimaşk'taki Nurettin ve Kahire'deki Selahaddin hastaneleri mükemmel tıp merkeziydi. Buralarda kadınlar, erkekler ve sinir hastalıkları için ayrı kısımlar vardı. Tarihte sinir ve ruh hastalıkları için ilk ilaçlar bu hastanelerde hazırlanmıştır.
Hastanelerin yanında kimsesiz bakıma muhtaç çocukların ve fakirlerin korunması için birçok bakım evleri ve misafirhaneler açılmıştır. Buna göre yararlı hangilerine ulaşılabilir? Eyyubiler devri ilmi hayat bakımından İslam tarihinin canlı dönemlerinden biri olmuştur. Doğru mu? Doğru mu? Zaten yukarıda bundan bahsediyor. Özellikle tıp ya da sağlık ilminden bahsediyor. Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir. Sosyal devlet neydi arkadaşlar? Devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını gidermesi idi. Yukarı zaten bundan bahsediyor. Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında yalnızca özel vakıflar rol oynamıştır. Böyle bir karşılaştırma söz konusu yok. Bunu alamıyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz ulaşılabilir dediğine dolayı C seçeneği 1-2. Osmanlı Devleti Balkanlarda toprak kazanmaya büyük önem vermiştir. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nin bu yaklaşımının sonuçlarından biri değildir? Cihat anlayışını benimsenmesi, İskan politikasının uygulanması, Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması, devşirme sisteminin uygulanması, Haçlı İttifakı'nın oluşturulması. Evet arkadaşlar, toprak kazanmak daha çok neyle alakalı? Sınırlarını genişletmeyle alakalı bir durum. Bu bağlamda baktığımızda Osmanlı Devleti sınırlarını Balkanlara doğru ilerlemesi Haçlı İttifakı'nın kurulmasına sebep olacaktır diyoruz. Devşirme sisteminin uygulanması yine sınırını genişlettiği için bu geniş sınıra hakim olabilme adına ordusunu güçlendirebilmek için devşirme sistemine geçmiştir. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması yine sınırlar çok genişlediği için Rumeli bölgesinde orada bir eyalet sistemi Beylerbeyliği'ye geçilmiştir. İskan politikasının uygulanması yine genişleyen bu sınırlara, fethedilen bu bölgelere, toprak kazanılan bu bölgelere arkadaşlar Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için İskan politikası uygulanmıştır. Ama A seçeneğindeki cihat anlayışının benimsenmesindeki amaç arkadaşlar toprak kazanmak değil. Nedir? Allah'ın adını yaymaktır. Yaymaktır. O yüzden doğrudan söylenemez. Cihat anlayışıyla toprak kazanmak ilişkilendirilemez doğrudan diyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Osmanlı Devleti ulusçu ayaklanmaları sonucu özellikle Balkanlarda toprak kaybına uğramıştır. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden son Balkan devletidir? Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan. Evet, doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktı arkadaşlar. Neden? Çünkü Arnavutluk arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanacaktır. Ve dolayısıyla ne olacaktır? Doğru seçenek olacaktır. Romanya arkadaşlar ne zaman bağımsız oldu biliyorsunuz? 1878 Bern Anlaşması, Karadağ 1878 Bern Anlaşması, yine Sırbistan 1878 Bern Anlaşması, Bulgaristan arkadaşlar 2. Meşrutiyet dönemindeki karışıklıklar esnasında 1908'de, o zaman 1. Balkan Savaşı sonrası dediğimiz için arkadaşlar ne olacaktır? 1900 arkadaşlar 13'lere yakın bir zaman dilimi olacaktır. Doğru seçeneğimiz o yüzden A seçeneğidir diyoruz. Wilson ilkelerinde yer alan Türklerin hakim olduğu alanlar Türk egemenliğine bırakılacak olup azınlıkların çoğunlukta olduğu yerler azınlıkların kendi geleceklerine kendileri karar verebilecektir maddesine bakılarak yargıların hangileri ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesinde etkili olmuştur. Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler hukuki dayanağıdır. Osmanlı Devleti'nin etnik açıdan parçalanmak istenmiştir. Evet. Etnik açıdan, nüfus açıdan parçalanmak istemiştir. Neden? Azınlıklar da kendi devletini kurabileceği için. Sonra yararlı cemiyetler nedir? Zaten kuruluş bölgesi neydi? Yararlı cemiyetlerin amacı Türklerin kendi bölgelerini savunmasıydı. Bunu da ulaşılabilir. Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesinde etkili olmuştur. Bakın arkadaşlar ne oluyor? Osmanlı Devleti hakim olduğu alanlar Türk egemenliğine bırakılacak diyor. Buradan da ne yapıyor? Türkler bu durumun, Wilson'u belirten bu durumun uygulanacağını inandığı için ne yapmıştır? Barış'a evet demesinde etkili olmuştur diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinin ardından Mustafa Kemal burada alınacak kararları millete duyurmak, cephelerden haber vermek, milli mücadelenin propagandasını yapmak amacıyla aşağıdaki hangisinin çıkarılmasını istemiştir? İrade-i milliye, hakimiyet milliye, tasviri efkar, ümit, açık söz. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Zaten Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı boyunca arkadaşlar irade-i milliye, hakimiyeti milliye ve Anadolu Ajansı gibi 3 tane iletişim aracını
kullanıyor. İrade-i Milliye ne zaman? Bu Sivas Kongresi'nde arkadaşlar. Bu Sivas Kongresi'nde çıkarılan bir madde. Hakimiyet-i Milli ise arkadaşlar temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinden sonra çıkarıyor. Bize Ankara'ya gelmesinden sonra sorduğu için doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçiş dönemleri sırasında yaşanan olaylar arasında yer almaz? Şehzade isyanının yaşanması, Takrir-i Sukun yasasının çıkarılması, Musul'un kaybedilmesi, Menemen olayının yaşanması, Hatay'ın anavatana katılması. Evet, doğru seçeneğimiz arkadaşlar ne olacaktır? E seçeneği olacaktır diyoruz. Şehzade isyanı ne zaman çıkmıştı? Biliyorsunuz Şehzade isyanı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra ne yapmıştı? Çıkmıştı. Ve bu Şehzade isyanından dolayı çok partili hayatın ilk aşaması başarısız olmuş. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştı. Takrir-i Sukun yasası yine bu Şehzade isyanına sona erdirmek için sükuneti sağlama. Bu isyanda sükunet sağlama için çıkarılmıştı. Zaten A ile B birbiriyle bitişik cümleler. Musul'un kaybedilmesi ki zaten Musul arkadaşlar Mustafa Kemal buraya askeri harekat düzenlemek istiyordu. Ama Şehzade isyanının çıkması sonrası bu orduyu dışarıda değil de içeride kullandığı için ne olmuştur? Musul aleyhimize işlemiştir bu durum diyoruz. Menemen oyunun yaşanması bu da 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş arkadaşlar. Bu Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra rejim aleyhtarı buraya sızmaya başlayınca arkadaşlar ne olmuştu bu parti kapatılınca Menemen olayları da yaşanmıştır. Yine çok partili hayatta ilişkilendirebilir ama Hatay'ın anavatana katılması arkadaşlar 1939 yıldır bunun çok partili hayatta bir alakası yoktur. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Hangi sıcaklıktaki hava kütlesinde nem açığı en fazla ve bağıl nem oranı en düşüktür denilmiş? Nem açığını tespit etmek için nem açığı maksimum nem değerinden mutlak nem değerini çıkarıyoruz. Buradan 16,4 çıkıyor. 17,32'den 10'u çıkardığımız zaman 7,32 buluyoruz. Burada nem açığı yoktur. Nem fazlası vardır ve yağış meydana gelir. Bundan dolayı nem açığının en fazla olduğu yer 30 derecedeki hava olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca burada bağıl nemin de daha düşük olduğunu görebiliriz. 30'un yarısı 15, 15'in altında yani %50'nin altında bağıl nemin %50'nin altında olduğunu görüyoruz. Fakat 20 derecedeki hava kütlesinde 17'nin yarısı 8,5. Burada 10 var. Dolayısıyla burada bağıl nem %50'nin üzerindedir. Burada bağıl nemin yaklaşık %58 civarında olduğunu, burada ise bağıl nemin yaklaşık %46 civarında olduğunu tespit edebiliyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İpek ve baharat yolu Asya ile Avrupa arasında ticareti sağlamıştır. Asya'dan başlayan yollar, Doğu Asya'dan ve Güney Asya'dan başlayan yolların Avrupa'da sona erdiğini görüyoruz. Bundan dolayı bu bilgi doğrudur. İpek ve baharat yolunun kavşak noktasında Anadolu'nun bulunması, Anadolu'nun geçmişte de jeopolitik öneminin fazla olduğunu gösterir. Bu bilgi de doğrudur. Baharat yolu daha çok karalardan denilmiş, baharat yolu daha çok denizlerden geçmiştir. Bu bilgi yanlıştır. İpek yolu ise denizlerden geçmiş denilmiş. İpek yolunda daha çok karalardan geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu bilgi de yanlıştır. Bu nedenle verilen bilgilerden 1 ve 2 doğrudur. D seçeneği doğrudur. Türkiye'nin çevresinde yaşanan bir takım bölgesel sorunlar ülkemizi dolaylı ya da doğrudan ilgilendirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında sayılamaz? Doğu Türkistan Türkleri ile Çin Devleti arasında sorun yaşanmaktadır. Türkistan'ın Türklerden oluşmasından dolayı Türkiye bu olayla dolaylı yönden ilgilenmektedir. Karabağ sorunu Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan bir sorundur. Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmiştir. Türkiye de Azerbaycan'dan dolayı, Azerbaycan'ın Türk olmasından dolayı bu sorunla dolaylı yönden ilgilenmektedir. Filistin sorunu Filistin ile İsrail arasında yaşanan bir sorundur. İsrail Filistin topraklarını işgal etmiştir. Filistin insanlarının Müslüman olmasından dolayı Türkiye bu olayla da dolaylı yönden ilgilenmektedir. Batı Trakya sorunu Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan yaşanan bir sorundur. Fakat Keşmir sorunu Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan bir sorundur.
Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin söz konusu nedenle gelir sağlaması beklenemez? Antik çağda dünyanın 7 harikası olarak belirlenen eserler ile 2007 yılında internet oylamasıyla belirlenen dünyanın yeni 7 harikası adlı eserlerin bulunduğu ülkeler, bu eserleri ziyarete gelen turistler tarafından gezilmekte ve bu da ülkelere belli bir gelir sağlamaktadır. Evet, buna göre Hindistan'da Taç Mahal'in bulunmasından dolayı, İtalya'da Kolezyum, Mısır'da Mısır piramitleri, Peru'da Machu Picchu antik kentinin bulunmasından dolayı bunlar dünyanın 7 harikası veya dünyanın yeni 7 harikası adlı eserlerin bulunduğu ülkeler olmasından dolayı belli bir turist geliri vardır. Fakat ABD'de dünyanın 7 harikası ve yeni 7 harikası adlı eserler bulunmaz. Bu nedenle ABD'ye bir gelir getirmesi beklenmez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımının yukarıdaki grafiklerde gösterildiği gibi olduğu 3 ülkenin ekonomik kalkınmışlık durumlarının en fazla olandan en aza doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet kollarında çalışanların oranının fazla olması bu ülkenin ekonomik bakımdan kalkınmış olduğunu gösterir. Tersten söyleyecek olursak, tarım sektöründe çalışanların oranının az olması ülkenin kalkınmış olduğunun göstergesidir. Bu nedenle verilenler içerisinde tarımda çalışanların oranı en az olduğundan ikinci ülkenin en fazla kalkınmış olduğunu, daha sonra üçüncü ülkeyi söyleyebiliriz. Tarımda çalışanların oranı %35, üçüncü ülkenin daha kalkınmış olduğunu ve birinci ülkenin en geri kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Sakin şehir kavramı 1999 yılında İtalya'da kurulan Uluslararası Belediyeler Birliği'nin ortaya attığı bir kavramdır. Buna göre nüfusu 50.000'in altında olan şehirler bu birliğe üye olabilmektedir. Ülkemizde de bu birliğe üye olan bazı şehirler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Çanakkale'de Gökçeada, Urfa'da Halfeti, Isparta'da Yalvaç ve Artvin Şavşat bu birliğe üyedir. Fakat nüfusu 50.000'in altında olmasına rağmen, 25.000 civarında olmasına rağmen Konya'nın Bozkır ilçesi bu birliğe daha üye değildir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir.